Özledin mi anneyi? Bakayım sana bir. Yakışıklı. Yakışıklı. Ablası? Sarılı bana. Sarıl ablaya hadi üçümüz sarılarım. Üçümüz. Dedeyi özledin mi? Bakayım o güzel suratına bakayım yakışıklılığına. Mis gibi anneannesi tertemizde yapmış. Mis gibi kokuyor. Buluştuk. Göster kendini. Ablalar Can Muhammed'i görmediniz bayağıdır. Ay anam papayı kokmuyor hocam hocam hocam. Çişini söylüyor mu anneanne? Ama söylüyorsun ama. Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Geç bir açılış yapıyorum. Ay bacılar, bacılar. Geldim, oğluşumu çok özledim. Gel gel yanıma gel. Gel. Oğluşumu çok özledim. Can Muhammed, çişin mi geldi? Pardon. Özledim işte geldim. Seher de geldi, bugün izinliydi ya. Bacılar ne oldu biliyor musunuz? Gerçi önce nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Halinizi, hatırınızı sorayım. Can bacılarım, can ablalarım, öyle değil mi? Bizler iyiyiz çok şükür. Şimdi bana diyeceksiniz, kız Nado, senin evde olman lazım değil mi? Ev bakmaya gitmen lazım değil mi diyeceksiniz. Evet, haklısınız bacılar. Ama nasıl bir şey oldu? Tam hani kahvaltıdan sonra Emin Akçı'yı aradım. Abi dedim hani eve geleceğiz bakacağız dedi. Abla dedi benim bir işim var, ev satma işim var dedi. Biraz gecikebilirim dedi. Sen çıktıysan dedi hani geri eve git dedi. Ben de dedim abi dedim. Ne oluyor şu? Ben de dedim abi dedim ben zaten dedim çıkmadım dedim yani evdeyim dedim. Sen bana haber verirsin o zaman dedim. Bekle 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 bacılar şey olmuyor. Can Muhammed de mızmızlanmış. Dedim öyle zaten oğlumu almaya gideceğiz. Yani, hani böyle 2-3 günlüğüne bırakmıştım. Madem gidim dedim. Ondan sonra baktım ben buraya gelince ev sahibi şey oldu. Emlakçı beni mesaj attı dedi hani dedi gelebilir misiniz dedi. Abi dedim ben oğlumu almaya geldim dedim. Uygunsan dedim yarına gelir eve bakarım dedim. Tamam abla dedi ev zaten duruyor dedi. Öyle yani bacılar. Öpeyim. Öyle bacılarım. Bravo. ama size ben bir şey diyeceğim bacılar. Dün de dedim ya ya 10 ya 11 dedi ya ev sahibi. Şimdi ev sahibine geçiş yapalım. Ev sahibi bakın burayı iyi dinleyin. Ev sahibi benim paramı vermezse bacılar ben asla ama asla o evden çıkmayacağım. Çıkmayacağım ya. Çıkmayacağım. Niye affedersiniz ben enayi miyim çıkayım? Çıkmayacağım. Benim paramı verecek hesabıma yatıracak IBAN'ımı zaten ona gönderdim WhatsApp'tan. Ayın 10'u ya da 11'i yatıracak öylelikle. Ha yatırmazsa çıkmam. Çıkmıyorum ya. Çıkmıyorum. Bu kadar basit sana bacılar. Ne? Samet de şey almaya gidiyor. Bulgur almaya gidiyor. Annem bugün mercimek bulgur pilavı yapacak. Yalnız salata, yoğurt falan böyle bacılar. Buna karar ver. Bakın. Annem önce mercimeği kaynatıyor. Samet de yarın okula götürüyor. Onun için fazla yapacak. Bu yani bize yeter ama okula götüreceği için daha fazla yapacak. Onu dedim işte anne. Hani ev sahibi benim paramı hani ayın 10'unda ve 11'inde verecek ya, öyle değil ya. Eğer vermezse asla evden çıkmayacağım. Yani? Asla çıkmayacağım bacılar. O kadar emeğim de, ha. O kadar gezdim evleri, ne yapayım? Ama verecek diyor, dur bakalım, vereceğim dedim. Mecbur verecek. Benim olan parayı vermesi lazım. O benim param yani, benim paramı verecek. Ama ya gerçekten yoruldum abi, ev sahibiyle bu kira, gerçek ya ev şeyleriyle. Ay. Yani siz de öyle diyorsunuz. Ay yüzünü yapma. Siz de öyle diyorsunuz ya. He. Sizler de bacılar. Annem de bir ara dedi. Naz dedi belki daha fazla kiraya verecek dedi. Bilmiyorum ama bak. Bilmiyorum. O ne? Börek. Aa börek. Aynen. Seher atmıştı bir tane ben deyim. Şimdi diyeceğim. Şöyle Seher'e de ayırmıştık. Ne dedi Seher? Bakın. Yok yarın götürün. Gül börekleri var ya bacılar. Ay çok güzel olmuştum. İşe mi götüreceğim? Tamam. Götüreceğim. Seher şef yine şefliğini konuşturmakken. Biz yemeğe başladık. Pilav, pirinci aldı. Samet getirdi. Şöyle bakın. Ha? Bulgur. Doğru ya. Aklım pilava gidiyor. Dün biz de pirinç yedik. İyi oldu bu bulgur anne bak. Biz de ne zamandır yemeğe. Aslında dövme de vardı. Tavuk da vardı ama.
dövme hemen pişmiyor. Aynen tabii. Sen onu geceden istiyor musun? Yok, bir iki saat önceden bir taşım kaynatıyorum, ağzını kapatıyorum. Hı. İki saat sonra açtım mı böyle hepsi gül gibi açmış oluyor. Dövme şey arkadaşlar, siz buğday diyorsunuz, biz dövme ha, diyoruz. O yani. Dövme diyoruz. Evet. İyice kavuracağım onu. Sonra üstüne de kızarmış böyle kızgın yağ dökeceğim değil mi? Aynen, tereyağı da var. Tereyağla sıvı yağ karıştıracağım. Hı. Kızdırıp üzerine dökeceğim. Şurada da mercimeğe açtım. Hayır, burayı gösterdim. Ben size ne diyeceğim biliyor musunuz? Yorumlarda gördüm. Şok 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 gerçekten ya. Dün nefes okula gitmedi ya anne. Demişler ki bir bayan demiş, hani demiş bu nasıl bir devirde yaşıyoruz. Çocuğu okula göndermek bir saat. Ya hasta öğretmen diyor ki ne? Veriler, sayın verilerim, hasta çocuklarınızı okula göndermeyin. Nefeste şimdi ben size her şeyi anlatmam mı lazım bacılar? Her şeyi söylüyorum. Söyleyeyim o zaman, affedersiniz. İshal oldu, bunu mu diyeyim yani? İshal oldu. O yüzden göndermedim okula. Ne yapayım, kızım karnı ağrıyor dedi. Öyle karnı ağrıyor. Ben çocuğu şeye mi gönderim? Okula mı gönderim? Bu yani. Onun için. Öğretmen kendi ağzıyla dedi bacılar. Hani şey dedi, hastaysa dedi çocuklarınızı göndermeyin. Haklı. Haklı. Affedersiniz, orada kusuyorlar, şey yapıyorlar. Bu sefer öğretmen var. Sonra beni çağıracak. Ne işe yaradı o zaman? Hem çocuk daha da kötü olacak. Bir de hani ben devamlı öyle değil mi? Öyle değil mi? Değil mi ya? O benim konuşma tarzım. Öyle değil mi bacılar? Konuşma tarzım böyle. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ama aynen bana öyle değil mi diyorum benim. Ya. Bugün ne niyet ne kısmet, görüyor musun? Bak işte. Ama ben her şeyi konuşurken inşallah Allah izin verirse diyorum hani. Aynen. Bugün eve bakmaya şey. Kısmet değilmiş bugün, dur ben yarın. Geç olsun da güç olmasın. Belki bugün başımıza hani bir şey gelecek de, bir şey olacak da Allah göstermesin. Öyle değil mi başlar? Ya Can Muhammed. Adanalılar bir de diyor, biliyorsun mu? Biliyorsun mu abi? Öyle mi diyebilirsin? Biliyorsun mu abi? Biliyor musun? Biliyor musun? Au. Au. Nefes. Bugün iyi misin anne? Bugün okula gitti bak mesela Nefes. Dün sen niye okula gitmedin? Hiçbir şey demedin bak. Aha, daha yeni gel. Ne için okula gitmedin kızım? Nefesi duydunuz. Bakın biz bu salatayı çok seviyoruz. Dün de yaptık anne. Ay bir güzel oldu, bir güzel oldu bacılar. Soğan. Domates. Seher utanıyor. Tamam. Soğan, domates, bir de salatalık. Mükemmel oluyor. Çok güzel. Soğanı da annem ayrı bir tabağa doğra da üzerine sumak, biber falan. Ezeceksin onu bir bunu. Elimizde olan, ondan sonra nar ekşisi. Sarımsak da ekliyoruz. Kuru nane. Hadi sarımsak da ekliyoruz. Limon. Şimdi babam da gelir. Aynen. Hemen olur zaten değil mi? Evet. Şöyle bakın. Oh. Ben sabah hiçbir şey yemedim ana. Estağfurullah, çok az yedim. Hemen size şunu göstermeyi unuttum. Bacılarım, annem iki şurada hemen koydu. Geldi yaprak geldi. Hani diyordum ya size, bak 200 gram bacılar. Şöyle 5 litre değil mi anne bu? 5 kilo alıyor. 5 kilo işte. Bakın göstereyim size. Yaprakları var ya, hiç küçük olan ana. Kocaman bir güzel. Bak şöyle koy tezgahı. Annem şimdi. Üstüne de taş koymuş kadın. Bak. Dur ben onu şey yapayım. Şöyle. Şöyle. Ondan dur şey yap. Bacılar. Tam ideal boyut anne bir de değil mi? Aynen. Ha? İşte kadına dedim küçük olmasın dedim, yapraklar ufak olmasın. Bak. Beklemiş. Bak zar gibi ne kadar güzel bak. Çok güzel bacılar. Afiyet de inşallah yeriz. Hayırlısıyla. Amin. Ağız tadıyla. Allah'ım. Anne onu niye öyle koymuş? Neyi? Taşı. Şey hani susuz kalmasın diye. Onun şöyle. İçin. Bir de kızım dedi şey yap dedi. Tuzu var mı burada? Tuz. Bunu dedi 15 güne bir su ekle dedi üzerine dedi. Ne yaparız? Ne oldu? Çok mu özledin? Sarıl hadi gece. Sarıl. Bak. Utanma oğlum, utanma. Gece abi geldi. Can Muhammed. Özledin mi? Gece bacılarını yiyeceğim.
Ellere bak ya, beyaz, sanki çorap giymiş, beyaz çorap. Göz. Ama o patiyi elleyeceğim mesela. Ne çok güzel. Çok güzel. Hemen kurur. O bizi geldi diyor. Amcanın tüylerinin parlaklığına bak. Geceli Canan Ahmet'in buluşması. Size bayağıdır geceyi çekmiyordum. Özellikle Nazlı geceyi çek diyenler var. Daha çok çek diyenler var onlar için. Şu burnu, şu burnu çok güzel. Gece malikane mi değiştireceğiz? Malikane değiştireceğiz yine gece. Hı? Yine gece hoş. Hadi Canan Ahmet kalk. Salona geç oğlum, hadi gel. Salona geç. Şöyle, aa ne olmuş buraya böyle? Perde. Ha. Şöyle yapayım. Tamam. Allah, bu neyi de bastım ben üstüne? Canan Ahmet oyuncak. Böyle çekmem lazım. Şöyle bir dur. Bak bak. Oğlum senin kadar, seni. Sarılmış baksana. Sabah kapanış yapıyorum biliyor musunuz? Dün eve geldik ya. Hani bak, ben öyle geceyi falan Canan Ahmet'i çektim ama bende bir ağırlık vardı üstümde. Bir ağırlık vardı. Ya anlatamam nasıl oldum. Böyle başım ağrıyor. Gözlerim ağrıyor. Gözlerim yerinden çıkacak gibi. Ondan sonra zaten hemen yatmışım bacılar. Hemen yattım. Yatmasam geçmezdi. Vücudum artık dayanmadı. Çok yoruldum biliyor musunuz? Vücudum dayanmadı. Erken de kalkıyordum. Gece geç de yatmıştım ondan önceki gün. Vücudum artık hiç dayanmadı. Neyse işte bugün Allah izin verirse gideceğim. Hani eve bakmaya. Emlakçıyı arayacağım. Gel derse gideceğim. Ondan sonra bacılar, nefesi okula bıraktım. Geldim işte, videomu hemen düzenledim. Şimdi kapanışı yapıyorum yani. Böyle. Dur bakalım bugün ne olacak. Böyle de bir hani kısa oldu ama video. Olsun hani. Bugün böyleydi dün yani. Hem bilgilendirdim ne olup ne bittiğini. Öyle bacılar. Burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.